Türkiye seçime giderken seçime katılacak partilerin milletvekilliği aday adaylığı başvuruları da başladı. Tıp alanında sayısız çalışmalara imza atmış bir isim olan Profesör Doktor Haşmet Mesut Özsoy şimdi de siyasette önemli çalışmalara imza atmak için harekete geçerek milletvekilliği için başvurusunu yaptı. İyi Parti Afyon'dan milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulunan Özsoy, amacının Türk halkına daha fazla hizmet etmek olduğunu söyledi. Halil İbrahim Özsoy'un adını sadece Bolu elinde değil, tüm ilçelerde ve Afyon merkezde yaşatmayı istiyorum. Biz istiyoruz ki çok daha iyileri elde edilebilsin, yapılabilsin. Mevcut olanları bir koruyalım. Onların verimini artıralım. Ondan sonra Afyon'un hem coğrafik, fiziksel, iklimsel, sosyal yaşantısına uygun olacak şekilde her türlü projeyi önceden hazırlayalım, hazırlıklı olalım. Fikir ve düşünce aşamasında olmasın. Meclise girmeden bunların hepsi hazırlansın ama proje anlamında söylüyorum. Bilimsel projeler hazırlansın. Ondan sonra biz meclise girelim. Her şeyimiz hazır. 32 yıldır beyaz gömleğimizi ameliyathane formasını sırtımızdan çıkartmadık. Şimdi zamanı geldi. Avrupa'dan, ülkelerden, Amerika'ya gittim, Avrupa'ya gittim, İngiltere'ye gittim, Türkiye Cumhuriyeti'ne gittim. Dedim ki Türkiye'de seçim nasıl olmalı? Dijital olmalı. Yani bunu yapacağım, bunu edeceğim, ben varım, ben varsam olur, ben yoksam olmaz gibi artık onlara kimse inanmasın. Seçimlerde dikkat ettim. Önceki seçimler var. Projelerimiz diye. Projen yazıyorsan onu ispatlamak zorundasın. Bilimsel çalışmalarını ortaya koymak zorundasın. Bunun benzerlerini ortaya koyacaksın. O benzerlerinde olmayan bir şeyi ortaya koyuyorsan o zaman elini öperim. Artık yurt dışı bilimsel çalışmalarla yürüyor her konuda. Mecliste de öyleler, komisyonlarda da öyleler, efendim merkez karar yürütme kurullarında da öyleler, kabinede de öyleler. Bilimsel verilerle çalışalım. Her parti. Biz yardımcı olalım. İlla benim söylemem şart değil. Yeter ki tüm partilerdeki adaylar aynı zihniyette olalım. Herkes kendi memleketine sahip çıksın. Bu bilimsel verilerle sahip çıksın. Birçok bilimsel çalışması, makalesi, eserlere imza atan Profesör Doktor Haşmet Mesut Özsoy'un babası da eski bakanlardan olan Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy'du. Özsoy'un babası 1997-1999 döneminde Sağlık Bakanı olarak görev yapmış bir doktordu. Biz Ankara'da okurken babamız Ankara'da benim ihtisas yaptığım yerde uzmanlık eğitimi aldı. Ben rahmetli babamla aynı hastanede eğitim aldım. Hatta babamla aynı lisede de eğitim aldım. Afyon Lisesi. Tıp fakültesi bittikten sonra Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi. Rahmetli babam o zaman nöropsikiyatri, nöroloji ve psikiyatri beraberdi. Ayrı ayrı değildi. Bunlar beraber orada Ankara Hastanesi'nde ihtisasını tamamladıktan sonra Afyon'a tayini çıktı. Afyon'a tayini çıktıktan sonra belli bir süre sonra rahmetli Halil İbrahim Özsoy başhekim oldu, sağlık müdürü oldu. Ben de okulumu evin yanında devlet okulu var, Hüseyin Sümer İlkokulu. Annem balkondan bakınca beni görüyordu. Oraya verdiler beni. Ben her okul çıkışı babamın yanına giderdim. Muayenehanesine. Babam beklerdi. Sonra babam tabii arabaya binerdik. Her gün beni hastaneye vizite götürürdü. Devlet hastanesindeki o koridordaki şeyin kokusu, antibiyotiklerin kokusu, ağrı kesicilerin kokusu, serumların kokusu ilkokul 4'ten lise son, üniversite sınavına kadar her gün böyle oldu. Bu koku üzerime sinmedi. Yüreğime kadar sindi. Tek tercihim vardı, tıp fakültesi. Bütün seçeneklerimde zaten üniversite sınavlarında öyle yaptım. Tıp fakültesini kazandık ve devam ettik. Halil İbrahim Özsoy partisi itibarıyla hükümetten düştüğünde Anavatan Partisi çatısı altında 3 dönem milletvekili yaptı. Bir dönem Afyon'dan yani milletvekili yaptı. Bir dönem de Sağlık Bakanlığı yaptı. Siyasete küsmüş bir insan da değil. Siyasetten çekilmiş bir ailede değiliz. Ondan sonra hükümet değişti. O dönem içerisinde Halil İbrahim Özsoy bu dünyadaki süresini doldurdu. Öldükten sonra, kaybettikten sonra da siyaset bitti diye bir şey yok. Afyon'la bağımızı zaten hiç koparmadık. Hayatta olsun olmasın yani. Zaten hiç koparmadık.